Herkese merhabalar. Bugün sizlerle sonbahar gardırobumda olanları paylaşacağım. Şu anda gördüğünüz gibi dışarıdayım. Bilmiyorum, bu videoyu dışarıda çekmek istedim. Arkası tam olarak henüz daha sonbahar değil ama sonbahar olduğumda çok soğuk oluyor. Bilmiyorum, dışarıda bir video çekeyim dedim. Burada mikrofonu görüyorsunuz, normalde göstermemeye çalışıyorum. Ama şu anda dışarıda olduğum için hangi sesleri alacak, hangi sesleri almayacak bilemiyorum. O yüzden mikrofon da burada. Son olarak bu video boyunca sizlere 3 tane farklı hediyem olacak. Bu hediyelerin hepsi sizlere kokteyli.com üzerinden geliyor. Video boyunca hangi hediyeleri vereceğimi söyleyeceğim ve videonun sonunda da bu hediyeleri kazanmak istiyorsanız neler yapmanız gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Ve hazırsanız başlayalım. İlk olarak sizlere herkesin gözdesi olan kazaklardan bahsedeceğim. Yani ben sonbaharda ve kışta kazakların içinde yaşıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bayağı büyük bir kazak var üstümde. Ama ben asıl size bugün bu kazağı göstermek istemiştim. Daha önce nefret ettiğim ama bu sene gerçekten bayılarak kullandığım yüksek yaka da var bu kazakta. O yüzden onu da göstermek istemiştim. Daisy havlıyor. Şaka versiniz. Daisy! Hayır, video çekiyorum lütfen. Teşekkür ederim. Ve bu kazak gördüğünüz gibi gri ama böyle sıcak tonlu bir gri. Jeanlerle özellikle çok ama çok güzel görünüyor. Dediğim gibi bu favorim. Ve bu da New Look markasına ait bir kazak. Başka bir sıcak tutan ürüne geçecek olursak bunlar da sweatshirtler. Ben böyle altında sıkan, hani kollarında sıkan sweatshirtlerden çok hoşlanmıyorum. Ama böyle hafif kapşonu olan sweatshirtlerden çok hoşlanıyorum. Anlatabildiysem. Bu gördüğünüz Brandy Melville'den ve gördüğünüz gibi bunun altı sıkmıyor. Altı gayet bol ve kolları da gayet bol. Bunun içi yumuşacık. Gerçekten aldığım gün bunu giydim ve böyle yumuşacık. Hani bir şey olur ya, böyle giyersiniz böyle kaşmir gibi ama kaşmir değil, böyle hafif böyle pamuğumsu gibi, böyle yumuşacık, teninize değer. O soğukta özellikle okula giderken uyanamadığım günlerde direktman bunu giyiyorum ve pijama gibi. Çok rahat ve sizi çok böyle bakımsız da göstermeyen bir parça bu. O yüzden ben bunu severek kullanıyorum. Demin bahsettiğim gibi bildiğimiz jeanler. Ben bayılıyorum jeanlere. Yani gerçekten sadece siz de biliyorsunuzdur zaten. Neredeyse okula jeanden başka hiçbir şey giymiyorum. Bu şu anda gördüğünüz jean Zara'dan. Eskiden delikli jeanlere bayılıyordum ama bu sonbahar aylarında o delikler beni birazcık üşüttüğü için daha böyle düz, işte daha koyu renklerde jeanlere yönelmeye başladım. Bu şu an elimdeki Zara'dan, Trafoluk serisinden. İlk hediyeniz de burada devreye giriyor. İlk hediyeniz burada gördüğünüz Levi's'tan bir jean olacak. Jean bence kesinlikle herkesin kullanabileceği bir parça ve kullanabileceği ve kullandığı bir parça. Her şeyle uyuyor. Zaten Levi's özellikle annelerimizin zamanında böyle inanılmaz büyük bir markaydı. Ama kalitesi gerçekten çok güzel. O yüzden dediğim gibi buradaki kodu kazanabilirsiniz. Bu da ilk hediyeniz. Sizin kazananla iletişime geçeceğiz. Onun boyutlarına göre bir beren seçeceğiz. O yüzden bana olur mu bana olmaz mı sorusu... Deyze! O yüzden bana olur mu bana olmaz mı sorusu hiç olmasın aklınızda. Bana geçen sene kumaş pantolon giymeye başlayacaksın deselerdi böyle gülerdim, yok artık ben 40 yaşında mıyım falan diye. Ama gerçekten bu sene bir kumaş pantolon böyle aşkı doğdu bence, garip bir şekilde. Bu şu anda burada gördüğünüz Topshop'tan ve herhalde bu modeli çok beğenmemin nedeni birazcık daha bileklerde kısa olması. Ve hafif bol, böyle çok oturmuyor bedeniniz ve bu bileklerde birazcık daha kısa olması, yani bileğinizin birazcık daha üstüne gelmesi herhalde bu kumaş pantolonu birazcık daha rahat, hani daha relax bir moda sokuyor ve çok böyle hani iç kadın, çok böyle yetişkin havası vermiyor. Ben bunu dün neyle giydim? Dün okula giydim bunu. Ben bunu dün kazakla mı giydim? Evet, ben bunu dün gri bir kazakla giydim ve altına da birazdan göstereceğim New Balance ayakkabılarımı giydim. Gerçekten mükemmel oldu. Böyle ne çok şık, işte ne böyle çok yetişkin gibi, gayet yerinde, gayet güzel bir kombin oldu bence. O yüzden kumaş pantolonlara böyle hiç kullanmam diyorsanız kesinlikle bir bakın derim. Özellikle Topshop'ta inanılmaz güzel modeller var. Başka bir hayatımda giyeceğime hiç inanmayacağım bir şey herhalde uzun etek. Bu eteği ben İstanbul'dayken girmiştim. Hatta Instagram'a iki tane fotoğraf koymuştum sanırım bu etekle de bir tane. Tam olarak hatırlamıyorum. O fotoğrafın altına işte eteğin nereden, eteğin nereden diye çok sordunuz. Benim bu eteğim Zara'dan. Ve böyle göstereyim, ne kadar artık burada görebileceksiniz bilmiyorum. Ama tam diz altına geliyor. Çok güzel böyle
pas rengi. Aslında pas deyince pas mı falan oluyorum ben de. Ama bu sezon çok moda olan bir renk. Ve ben gerçekten çok renk giymem ama bu renk gerçekten hoşuma gitti. O yüzden bu rengi seve seve giyiyorum. Hatta bu renkli bir kazak da satın aldım. Artık yavaş yavaş hani yeter daha fazla aynı rengi alma demeye başladım kendime. Resmen gardırobumda şu anda ne var? Siyah, beyaz, gri, pas. Ama ne yapayım, en azından birazcık da renk katmama hani sağlıyor gardırobuma. O yüzden bu etiği severek giyiyorum. Şöyle birazcık bakınca da birazcık buruşuk olduğunun farkına vardım. Özür dilerim. Ve bu eteğin çok sevdiğim yönlerinden biri de büyük cepleri var. Şurada ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama eteği girdiğinizde resmen kocaman bir cep de oluyor. Ve cepler benim gerçekten işte telefonumu attığım, bazen para attığım, işte ne bileyim kart attığım şeyler ve cep olması bir etekte gerçekten bir eteği hani birse 100 yapıyor. Dış giyime geçecek olursak bu da yine inanılmaz hayatta giymem dediğim parçalardan biri. Bilmiyorum bu sene ne oluyor, böyle 17 yaş değişim yaşıyor herhalde. Çok severek giyiyorum bunu gerçekten ve dediğim gibi ben sürekli böyle bir tişört, bir jean giydiğim için böyle renkler ve böyle kesimler ona bayağı böyle bir farklılık katıyor. Bunu Street Food Festival'de de giymiştim. Street Food Festival'in videosunu buradan izleyebilirsiniz. Instagram'a yine bununla iki tane fotoğraf koydum galiba. Bunu da sormuştunuz. Bu da Zara'dan. Zara'da gerçekten çok güzel şeyler var. Özellikle böyle sonbahar döneminde Zara, ben Zara'ya bayılıyorum. Yani herhalde Zara'yı en sevdiğim dönem sonbahar dönemi. Bunun sanırım böyle daha böyle patlak olmayan renkleri de vardı. Ama ben dedim ki artık renk giymelisi. Yani artık hani sen de bayıldın, izleyenler de bayıldı, ailen de bayıldı. Birazcık renk kat gardırobuna. O yüzden böyle gördüğünüz güzel hardal rengi bir ceket bu. Ayakkabılara geçecek olursak bu ayakkabıları ben Aldo'dan aldım. Gördüğünüz gibi böyle siyah. Bunlarla da galiba Instagram'a fotoğraf koymuştum. Gördüğünüz gibi süet, sivri burunlu ve tahta topuklu ayakkabılar. İnanılmaz rahat, inanılmaz rahatlar. Gerçekten ben böyle küçük siyah bot, ay hiç sevmem de şunu. Şey yapmadan tutmaya çalışıyorum. Çok şu anda yere değen yerlerine dokunmuyorumdur inşallah diye düşünüyorum. Neyse, bu gördüğünüz gibi birçok şeyle kombinlenebilen ve siyah zaten bir klasik, kahverengi de aynı şekilde. O yüzden hem kahverengi hani olan kombinlerinizle hem de siyah olan kombinlerinizle çok rahat bir şekilde bu ayakkabıları kombinleyebilirsiniz. Ve siyah botlar bir vazgeçilmez olduğu için sizlere yine koktiye.com üzerinden siyah bot hediye edeceğim. Bu da ikinci hediyeniz olacak. Fotoğrafını burada görebilirsiniz botun. Dediğim gibi yine kazananla iletişime geçeceğiz ve onun ayak numarasını bir ayakkabı hediye edeceğiz ona kesinlikle. O yüzden hiç merak etmeyin. Gerçekten her gün okula spor ayakkabıyla gidiyorum ve çok spor ayakkabı koleksiyonum bayağı büyüdü aslında. Ama çok kullanışlı. Bu sonbaharda da bu New Balance'ları çok tercih ediyorum. Bunlar o kadar rahat ki size anlatamam yani. Çok çok rahat. Ve gri, dediğim gibi birçok gri kazağım var benim. Onlarla çok rahat bir şekilde kombinleniyor. Buradaki mavisi de kotlarla kombinlememe yardımcı oluyor. Bunları seve seve kotlarımla, işte bir kot bir beyaz tişört ya da atıyorum bir kot işte gri kazak, beyaz kazakla çok rahat bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Ama sizin okulunuz ne kadar izin veriyor vermiyor bilmiyorum ama size hediye edeceğim New Balance'lar okulunuz izin vermiyorsa bile hafta sonlarınızda eminim ayağınızdan çıkmayacaklar. Çünkü çok rahatlar, çok hafifler ve gerçekten her şeyle kombinlenebiliyorlar. O yüzden bir New Balance'ı size hediye etmek istemiştim. Umarım modelini beğenirsiniz ve bu da üçüncü hediye olacak. Bu kazağı sanırım hiçbir sosyal medyadan daha paylaşmadım. Ama bunu da Zara'dan aldım. Zara şey ödemiyor bu video için bu arada. Sadece gerçekten bayılıyorum oradaki ürünlere. Bunu giydiğimde ay babam şey örtünü alıp çıkmışsın diyor. Ama gerçekten böyle yumuşacık. Hafif yün galiba bu. Tam olarak bilmiyorum içinde ne olduğunu. Ve bej ve siyahlar var. O yüzden böyle sıcak tonlu şeylerle ve soğuk tonlu şeylerle inanılmaz rahat bir şekilde giyebilirsiniz. Arkası gri, iki türlü giyebilirsiniz, takabilirsiniz. Ben bunu ya bildiğiniz gibi böyle yapıyorum. Ya da işte ne bileyim böyle örtü gibi birazcık kollarımın etrafından geçiriyorum. Ve o gün havanın nasıl olacağını bilmiyorsam, işte soğuk mu olacak, sıcak mı olacak, genellikle sabahları donuyorum. T-shirt giyersem ama kazak giyersem de hafta sonları. Öğleden sonraları üşüyorum. O yüzden bu çok pratik oluyor. Bir tişörtün üstüne bunu atıyorum. Eğer üşürsem bunu böyle örtü gibi kullanıyorum. Sıcak aldığım anda çıkarıyorum. Tişörtle kalıyorum. O yüzden çok pratik. Ve son olarak bu kulağımdaki küpeleri göstermek istemiştim.
Bunları Snapchat üzerinden paylaştım sizinle. Ve işte nereden diye birçoğunu sordunuz. Bunlar aslında H&M'den inanılmaz basit. Ama böyle kıyafetinize ufak böyle bir parlaklık kat. O yüzden benim çok çok severek taktığım bir parça bu. Ve sonbahar gardırobumdaki olmazsa olmazlarım bu kadar. Şimdi hediyeyi nasıl kazanacağınıza gelecek olursak eğer, hediyeyi kazanmak için bir kanalıma abone olmanız gerekiyor. 2. Kokteyl.com üzerinden kendinize bir hesap yaratmanız gerekiyor. Onun da linkini aşağıda bulabilirsiniz. Yani Kokteyl.com'a üye olmanız gerekiyor. Ve Kokteyl.com'a üye olduktan sonra hangi hediyeyi istediğinizi ve Kokteyl.com'da üye olarak kullandığınız ad ve soyadınızı aşağıdaki yorumlarda bırakabilirsiniz. Ben de bu şekilde hangi ürünü istediğinizi ve üye olup olmadığınızı kontrol edebilirim. Kazananlar 5 Ekim tarihinde belli olacaklar. 5 Ekim tarihine kadar Kokteyl.com'a abone olma süreniz var. Ben kazananlara 5 Ekim tarihinde YouTube'dan bir mesaj atacağım 5 Ekim akşamında. Ben YouTube'dan onlara bir mesaj atacağım ve onların bana geri dönmesi için 3 günü var. Eğer o 3 gün boyunca bana geri dönmezlerse farklı birini seçeceğim. O yüzden lütfen 5 Ekim tarihinde YouTube'a bakmayı unutmayın. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda bir başka videoya bakmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Ve bundan sonraki videoda görüşürüz.